İçlerinde bir eski zaman sokağının köşesinde bir vuruşta beş kişiyi yere yıkan kahramanlar var. Var olmayan kadınların bile direnmeye cüret edemediği donjuanları da rastlayabilirsiniz. Kendi söylediklerine söyledikleri anda inanır onlar hatta belki de kendilerini inandırmak için söylerler. Evet bu büyük kahramanlar başka nasıl bilinirse bilinsinler birer insandır bir kazanda kaynayan yılan balıkları gibi kıvrılıp bükülerek üst üste yığıldıklarını görüyorum ama içinde kaynadıkları kazanın tutuğu olmuşlar Gazeteler onlardan söz ediyor ara sıra ama kazandıkları zaferden asla mutlu insanlar onlar çünkü salaklığın büyüleyici hayal gücü bahşedilmiş ama ya benim gibi yanılsamasız düşleri olanlar ıstırap molası ey okurlar Mutlu olup olmadığımı soruyorsanız cevabım hayırdır. Utangaçlık asil bir huydur. Ne yapacağını bilememek övünülesi, yaşamı becerisinden yoksun olmak ise insanı yücelten bir özelliktir. Can sıkıntısı denen uzaklaşma ve sanat denen küçümseme bizim yaşamımıza doyuma benzer bir şeyin parlaklığını verirken Çürümüşlüğümüzden doğan bu zayıf pırıltılar hiç olmazsa karanlıklarımızın ortasında bir ışıktır. Sadece acı bizi büyütür. Acının göğsünde bekleyen sıkıntı tıpkı eski kahramanların torunları gibi bir simgeye benzer. Ben genellikle kendi derinliklerimde bile henüz tasarlanmamış eylemlerin, dudaklarımı uzatırken aklıma bile getirmediğim sözcüklerin, tamamına erdirmeyi umursamadığım hayallerin kuyusuyum. Ben Tam inşası sürerken inşa edenin düşünmekten bıktığı, oldu mu olası kendi yıkıntısından başka bir şey olmamış bir yapının yıkıntısıyım. Yalnızca zevk aldıkları için, zevk alanlardan nefret etmeyi, neşelerini paylaşmayı beceremediğimiz için neşeli insanları hor görmeyi ihmal etmeyelim sakın. Bu sahte küçümseme, bu bayağı kin altındaki toprakla kirlenmiş kaba saba bir kaideden başka bir şey değildir. Üzerinde sıkıntımızın benzersiz kibirli heykeli yükselir. Yüzü sırrına erilmez bir gülümsemeyle kuşatılmış karanlık bir figürdür o. Ne mutlu yaşamlarını kimseye emanet etmeyenlere. 10 Nisan 1930 Sıradan insanlığa karşı fiziksel bir tiksinti duyuyorum. Zaten olan tek insanlık bu. Bazen de tiksintiyi iyice çoğaltmaya heveslenirim kusma isteğimizi zorla kusarak yatıştırdığımız gibi en sevdiğim şeylerden biri başlayan günün sıradanlığından hapse düşecekmiş gibi ürktüğüm sabahlarda mağazalar ve dükkanlar açılmadan önce sokaklarda ağır ağır yürümek delikanlıların ya da genç kızların ya da her iki takımın ağzından kafamın içindeki görünmez özgür düşünce okuluna alaycı sadakalar gibi dökülen bölük pörçük cümlelere kulak vermektir ve hep aynı cümleler, aynı sırayla birbirini izler. Ondan sonra bana dedi ki, <laughs> sırf ses tonundan bile entrikayı ne kadar sevdiği anlaşılmaktadır. Madem ki o değil, öyleyse sen ve karşılık veren seste benim duymaz olduğum bir protesto vardır. Söylemişsin, tamam, söylemişsin işte. Oysa terzi kız, tiz bir sesle itiraf etmektedir. Annem istemiyormuş. Kimi? Beni mi? Ve yağlı kağıda sarılmış lancını koltuğunun altında taşıyan delikanlının şaşkınlığı beni kandıramadığı gibi o donuk sarı saçlı pasaklı kızı da kandıramamaktadır muhtemelen. <laughs> Anlaşılan o ki ve yanımdan geçen üç genç kızın kıkırdaşması müstehcen bir şeyleri gizler. Bunun üzerine herifin karşısına dikilip suratının tam ortasına, tam ortasına ha Jos ve zavallıcık yalan söylemektedir. Çünkü servis şefi ses tonuna bakılırsa rakibi servis şefinden başkası olamaz. O gladyatörün iş yerinin tam ortasında ve sekreterlerin önünde kendisine el kaldırmasına izin vermiş olamaz. Ben de gidip tuvalette sigara içtim. Ve velet gülmekten pis tonuna edecektir neredeyse tek başlarına ya da gruplar halinde çıt çıkarmadan geçenler de var ya da e, duyamayacağım şekilde konuşuyorlar ama sözcükleri benim için apaçık sezgilerin saydamlaştırdığı bayatlamış şeyler. O şaşırtıcı kaçamak bakışlarda, istemsizce kaçırılan mide bulandırıcı bakışlarda ne gördüğümü söylemeye cüret edemiyorum. Yazarak kendime söylemeye bile cüret edemiyorum. Niyetlensen bile yazmamla üstünü çizmem bir olur. Cüret edemiyorum. Çünkü bilerek kusacaksan bunu sadece bir kez yapacaksın. Herifte öyle bir göbek vardı ki merdiveni bile göremedim. Başımı kaldırıyorum. Bu genç adam hiç olmazsa birini tarif ediyor ve bu tiplerin tarif etmeleri hissettiklerini söylemelerinden daha iyidir. Tarif ederken insan kendini unutur. İğrenmem geçiyorum. Bahsi geçen adamı görüyorum. Onu adeta bir fotoğrafta seyrediyorum. Kullanılan argonun masumiyeti bile beni rahatlatıyor. Alnımı okşayan kutsal bir esinti bu. Önündeki merdivenin basamaklarını fark edemeyecek kadar göbekli bir adam. Belki de merdivenden iyi kötü. Düşe kalka tırmanan, arka avluya açılan sahte ışıklarla donatılmış yokuşta itişip kakışan insanlıktır. Entrikalar, dedikodu, yapılması akıldan bile geçmemiş şeylerin allanıp pullanarak anlatılması, bu kıyafetler giyinmiş zavallı hayvanların ruhlarının bilinçsiz bilincinden çekip çıkardıkları doyum, İncelikten yoksun cinsellik, cilveleşen maymunları hatırlatan şakalar, korkunç bir şekilde zerre kadar önem taşımadıklarını bilme işlerim. Bütün bunlar düşlerin istemsizliğinde arzunun ıslak kırıntılarından, duyguların çiğnenip atılmış artıklarından yoğrulmuş, iğrenç, korkunç bir hayvanı canlandırıyor gözümde. 10 Nisan 1930 İnsan ruhunun bütün ömrü loş ışıktaki kıvırdanmakla geçer. Bilincin yarı karanlığında olduğumuz ya da olduğumuzu varsaydığımız şeye asla uyum sağlayamadan yaşarız. En iyilerimiz bile içinden bir şeylerle övünür oysa bakış açımızda bile tam ölçemediğimiz bir hata vardır. Bir gösteride verilen arada olup biten bir şeyiz biz. Kimi zaman bazı kapıların ardında belki yalnızca dekorun bir parçası olan nesnelere gözümüzün iliştiği oluyor. Koca dünya gecenin içinde kaybolan sesler gibi karma karışık. Hayatımı döktüm. Hem de sırf onlar için var olan bir açık yüreklilikle bunu yaptığım bu sayfalar var ya Onları yeniden okudum ve şimdi kendimi sorguluyorum. Bütün bunlar nedir? Neye yarar? Bir şeyler hissettiğim zaman kimim ben? Var iken ölmekte olan hangi şeyim? Bu ne biçim adam ya? <laughs> Bu ne biçim insan ya? <laughs> Ama ne kadar haklı, ne kadar doğru. <laughs> bir vadide yaşayan varlıkları çok yüksekten ayırt etmeye çalışan bir insan gibi bir doruktan kendimi izliyorum. Her şeye rağmen karma karışık bulanık bir manzarayım ben. Ruhumda bir uçurumun açıldığı bu saatlerde en küçük bir ayrıntı, bir veda mektubu gibi bunaltır beni. Hep uyanacak gibi olurum. Kendi kendimin zarfıyımdır adeta. İmzalar beni boğmaktadır. Haykırdığımı duyan olsa haykıracağım. Ne var ki kimi duygulardan daha başka duygulara bir bulut kafilesi gibi ilerleyen derin bir uykudayım gölgeli geniş çayırlara yeşiller, güneşler serpen bulutlardan bir kafile. Gören de der ki, el yordamıyla saklı bir nesneyi aramaktayım. Ne nerede olduğunu biliyorum ne de biri çıkıp ne olduğunu söylemiş. Hiç kimseyle saklambaç oynuyormuşuz. Bir yerlerde bizi aşan bir oyun varmış, yalnızca sesini duyduğumuz şekilsiz bir tanrı. Ah ya mest oluyorum ben. Evet, sefillik içinde yaşanmış saatleri, rahatladığım kısacık anları, yanılsamaları, manzaraya doğru yön değiştirmiş büyük umutları, hiç girilmeyen odaları andıran hüzünleri, bazı sesleri, müthiş bir yorgunluğu tasvir eden bu sayfaları okuyorum tekrar. Yazılmayı bekleyen İncil bu. Hepimizde kendini beğenmişlik var ve bu başkalarının da var olduğunu, onların da bizimkine benzer bir ruha sahip olduğunu unutturuyor bize. Benim kendimi beğenmişliğim ise şu 3-5 sayfadan, bazı pasajlardan, bazı sorulardan ibaret. Kendimi yeniden mi okudum? Yanlış. Buna cesaretim yok. Neye yarar ki? Bu sayfalarda mevcut olan bir başkası. Ben daha şimdiden hiçbir şey anlayamaz haldeyim. Bu kusurlu sayfalar için ağlıyorum. Ama olur da gelecek kuşaklar bunları okursa sayfaların kusursuzluğundan çok tabi başarabilseydim gözyaşlarıma içlenecek çünkü kusursuzluk ağlamaktan dolayısıyla yazmaktan bile alıkoyardı beni kusursuz olan kendini belli etmez aziz ağlar çünkü insandır tanrı susar İşte bu yüzden azizi sevebiliriz biz tanrıyı değil Ruhun hazinelerinin ve şölenlerinin bekçisi olan o tanrısal, o şanlı çekingenlik. Ah nasıl da isterdim hiç olmazsa bir ruha biraz zehir, huzursuzluk, şaşkınlık katmayı. İçinde yaşadığım keşmekeşin boşluğuna karşı bir teselli olurdu bana. İnsanları yoldan çıkarmayı hayatımın amacı olarak benimseyebilirdim. Ama sözlerimin karşısında titreyen tek bir ruh var mı? Beni duyabilecek tek bir varlık var mı benden başka? Evet ben duyuyorum ama geç kaldım. Bilinmezlik hakkındaki düşüncelerimize genellikle bilinenler hakkında kafamızda olan kavramların rengini yakıştırırız. Ölümü uyku hali olarak adlandırıyorsak bu, onun dışarıdan bakıldığında uykuya benzemesinden kaynaklanır. Ölüme yeni bir hayat vermemizin nedeni ise hayattan farklı bir şey gibi görünmesidir. İnançlarımızı, umutlarımızı gerçekle aramızdaki bu küçük yanlış anlamalar sayesinde kurarız. Ve mutluluk oyunu oynayan yoksul çocuklar gibi ekmek kırıntılarına pasta diyerek yaşarız. Ve bu ömür boyu böyle sürer. En azından halk arasında uygarlık denen özel hayat biçimi için. Uygarlık bir şeyi uymayan bir at vermekten sonra da oturup bunun sonuçları üzerinde hayal kurmaktan ibarettir ve yanlış olan at ile doğru olan hayal sahiden de yeni bir gerçeklik yaratır. O şey sahiden farklı bir biçime bürünür. Çünkü biz onu farklı kılmışızdır. Gerçeklikler üretip dururuz. Ham madde hep aynıdır. Ama sanatın yarattığı biçim o şeyin aynı kalmasına engel olur. Çam ağacından yapılmış bir masa. Gerçekten de çamdır ama aynı zamanda masadır. Başına oturduğumuz şey de bir masadır. Çam kötü değil. Aşk cinsel bir içgüdüdür ama sonuç olarak cinsel içgüdümüzde değil bir başka duygunun var olduğunu varsayarak severiz. Ve bu varsayımda hakikaten başlı başına başka bir duygudur. Sokakta öylesine yürürken birdenbire bir kahveye oturup bu saçma sözleri telaşsızca dalgınca yazmaya beni iten ince bir ışık oyunu mudur, belirsiz bir gürültü müdür, bir kokunun anısı mı ya da dışarıdan bir etkiyle çınlayan bir müzik mi bilemiyorum. Bu düşüncelerin nereye vardırsaydım ya da ne tarafa yönelseydim hoşuma giderdi onu da pek bilmiyorum. Gün hafif, nemli ve ılık bir pustan ibaret. Tehditler taşımayan ama hüzünlü ve her nedense tek düze bir pus. İçimde canımı yakan, adını bilemediğim bir duygu var. Kim bilir ne hakkında bir fikir lazım bana. Sinirlerimde istek yok. Bilinçaltımda hüzünlüyüm. Bu satırları yazmamın daha doğrusu karalamamın nedeni bunlardan bahsetmek değil. Hatta herhangi bir şey söylemek de değil. Tek amaç dikkatsizliğimi meşgul etmek. Bu kahvede sandviçleri sardıkları beyaz kağıdı daha iyi bir kağıt olmasa da olur. Hepsi işimi görür. Yeter ki beyaz olsun. Yavaş yavaş ucu kütleşmiş bir kurşun kalemle kalemi açacak duygusallık yok bende. Ağır ve yumuşak çizgilerle doldur. Kanaatime göre Doymuş durumdayım. Rahatça arkama yaslanıyorum. Gün hırçın ve belirsiz bir ışığın içinde batıyor. Tek düze ve yağmursuz olarak. Yazmayı bırakıyorum. Çünkü yazmayı bırakıyorum. Hepsi bu. 10 Nisan 1930 Sık sık yüzeyselliğin ve büyülerin oyuncağı olur. Kendimi gerçekten insan gibi hissederim. Böyle durumlarda sevinç içinde benzerlerimle görüşür, apaçık var olurum. Su yüzünde kalırım. Maaşımı aldığıma, evime döndüğüme sevinirim. Zamanı görmeden hissederim ve organik her olay benim için bir ev kaynağıdır. Tevekküre daldığımda hiçbir şey düşünmem. Böyle günlerde parklara da bayılırım. Bilmem bu şehir bahçelerinin özünde ne gibi bir tuhaflık, yoksulluk vardır ki ancak kendimi iyi algılayamadığımda iyi algılarım onları. Bir park, uygarlığın özeti, doğanın ismi bilinmeyen birileri tarafından değiştirilmesidir. Bitkiler basbayağı mevcuttur ama yollarla kuşatılmışlardır. Parkta da ağaç yetişir. Ne var ki gövdelerinin dibine banklar konmuştur. Şehrin dört bir yanına, burada küçük bir meydandan ibarettir şehir, doğru uzayıp giden dizilere bakıldığında banklar daha büyük görünür ve hemen hiç boş kalmazlar. Çiçek öbeklerinin düzeni bana hiç batmaz. Benim nefret ettiğim bu düzenin herkese açık olması. Bu öbekler etrafı duvarlarla çevrili parkların içinde bulunsaydı, yeşil dalların arasında feodal yapılar yükselseydi, o bankların üzerine kimse oturmasaydı, o bahçeleri yararsızca seyretmekte bir teselli bulabilirdim. Ama burada şehrin göbeğine tesbih gibi dizilmiş, ne yazık ki bir işlevi olan bu halk bahçeleri bana göre birer kafestir. İçinde ağaçlardan ve çiçeklerden doğan renkli düşlemlerin yalnızca düşlemleri özleyecek, hapsolacak kadar yere ruhsuz bir güzelliğe sahip olduğu birer kafes. Ama bazı günler tam da bu manzara bana uyuyor. Hatta trajikomedi oynayan bir figüran gibi ben de içine dahil oluyorum. Kendimi aldatmış oluyorum tabii ama hiç olmazsa öyle ya da böyle daha mutlu hissediyorum. Bir an dalgınlığıma gelip gerçekten bir eve, beni bekleyen bir yuvaya sahip olduğumu hayal edebilirim. Bir unutuş anında kendimi tepeden tırnağa normal bulabilirim. Gayet belirli bir yazgım varmış. Bir başka elbiseyi fırçalayabilir ve bir gazeteyi baştan sona okuyabilirmişim gibi hissedebilirim. Ama bu yanılsama uzun sürmez. Çünkü kendiliğinden sürüp gidemez. Hem zaten akşam da çöküverir. Çiçeklerin rengi, ağaçların gölgesi, yolların ve çiçek öbeklerinin dizilişi hepsi solar ve büzülür. Bu aldatmacanın ve benim insanlık durumumun üzerinde birden yıldızların engin dekoru açılır. Sanki gün ışığı benim için kaldırılan bir tiyatro perdesiymiş gibi. Böylece gözlerim orkestranın isimsiz sıralarını unutur ve sirke gitmiş bir çocuk heyecanıyla ilk aktörlerin sahneye gelmesini beklemeye koyulur. İşte özgürüm yitip gitmişim hissediyorum ateşten titriyorum ben benim bütün yanılsamaların ve yanılsamaların taşıdığı her şeyin verdiği yorgunluk aynı yanılsamaların yitirilmesi onlara sahip olmanın gereksizliği onlara önce sahip olup sonra kaybetmenin peşin bezginliği sahip olmuş olmanın ıstırabı sonlarının böyle olacağını bile bile onlara sahip olmuş olmanın entelektüel utancı Yaşamın bir bilinci olmadığının bilincinde olmak aklın en eski yükümlülüğüdür. Bilinçsiz akıllar vardır. Elle tutulmaz zeka parıltıları, düşünce akımları, gizemler ve felsefeler bunlar refleksler ya da böbreklerin pislikleri dışarı atması gibi kendi kendine işler. Yağmur yağdıkça yağıyor, durmaksızın şiddetleniyor, kendini karanlıkların dışına atan bir gibi nokta nokta nokta. Dağlık dağınık şehir kütlesi bugün bir ova gibi görünüyor gözüme. Bir yağmur ovası. Bakışlarımı nereye çevirsem her şey yağmur renginde soluk siyah. Tuhaf duygular sarıyor içime hepsi soğuk. Bazen asıl manzara tamamen pustan ibaretmiş evler ise onu perdeleyen bir bu pusmuş gibi geliyor. Var olmazken ne olacağımı anlatan bir tür ön nevroz bedenimi ve ruhumu üşütüyor. Gelecekteki ölümümün bir anası bu adeta beni kendi içimde diken üstünde tutuyor. Bir sezgi bulutunun içinde kendimi ölü madde gibi hissediyorum. Yağmur altında uzanmışım, rüzgar bana ağlıyormuş. Ve hissetmeyeceğim şeyin soğukluğu şimdiki yüreğimi sıkıştırıyor. Başka bir erdemim yoksa da hiç olmazsa özgür bırakılan duyguların getirdiği sürekli yenilenme hali var. Bugün run Nova'da Almada'dan aşağı iniyordum ki gözüm birden tam önümde yürüyen bir adamın sırtına takıldı. Herhangi bir insanın sıradan sırtıydı gördüm. Sokaktan geçen birinin rastgele gözüme takılan gösterişsiz takım elbisesinin ceketi. Sol kolunun altına eski bir çanta sıkıştırmıştı. Sağ eliyle kıvrık sapından kavradığı kapalı bir şemsiyeyi de yürüyüşünün temposuna göre yere vuruyordu birden o adama karşı içimde sevgiye benzer bir şeyler uyandığını hissettim. İnsanların ortak özelliği olan niteliksizliğin karşısında işine giden bir aile reisinin sıradan günlük yaşamı, iddiasız ve neşeli yuvası, kaçınılmaz olarak hem neşeli hem hüzünlü zevkleri barındıran hayatı, hiçbir şeyin nedenini merak etmeksizin safça yaşayıp gitmesi karşısında, kısacası Önümde duran bu giydirilmiş sırtın tamamen hayvani doğası karşısında doğmuştu bu duygu. Gözümü adamın sırtına aralığından içeri göz atarak yarım yamalak da olsa düşüncelerini seçebildiğim o pencereye diktim. Uyuyan bir adamın karşısında ne hissedilirse ben de onu uyandırıyordu. Uyuyan herkes çocukluğuna döner. Belki de bu yüzden yani uyurken yaşadığımızın bilincinde olmadığımız için kimseye kötülük de yapamayız. En gözü dönmüş cani, kendinden başkasını gözü görmeyen en bencil insan bile ne olursa olsun uyuduğu sürece doğanın büyüsüyle kutsal bir varlığa dönüşür. Uyuyan bir insanı öldürmekle bir çocuğu öldürmek arasında büyük bir fark görmüyorum. Bu adamın sırtı da uyuyor işte. Benimle aynı hızda önümde yürüyen bu insan tüm varlığıyla uykuya dalmış. Bilinçsizce yürüyor, uyuyor çünkü hepimiz uyuyoruz. Hayat bütünüyle düştür. O da bilinçsiz halde yaşıyor. Ne yaptığını, ne istediğini, ne bildiğini kimse bilmiyor. Yazgının büyümeyen çocukları olarak hayatı uyuyoruz. İşte bu yüzden bu duyguyla düşündüğümde çocuksu insanla uyuyup kalmış toplumsal yaşama hepimize ve her şeye karşı içimde sonsuz şekilsiz bir sevgi uyanıyor. Daha ne desin Haydin, gidah. <laughs> şu an içimi saran, sonuçları ve amaçları olmayan çıplak bir insan sevgisi. Acılı bir şefkat duyuyorum. Bizi seyreden bir tanrının duyabileceği cinsten. İnsan denen şu zavallılara, insanlık denen şu zavallı tuhaf yaratığa, yani bilinçli varlığın şefkatiyle bakıyorum. Ne yapıyor bu kadar insan? Ciğerlerdeki basit nefesten başlayıp şehirlerin kurulmasına İmparatorlukların sınırlarını surlarla çevirmesine dek, hayatı dahil olan tüm koşturmacayı, tüm niyetleri, bir gerçeklikle bir başka gerçeklik arasında, mutlaklığın bir günü ile bir başka günü arasında var olan, kendinden menkul bir uyuklama hali, düşe ya da uykuya benzeyen şeyler olarak tahayyül ediyorum. Ve soyut bir anaç varlık olarak o uykunun içinde toplanarak bana ait olmuş çocukların üzerine eğiliyorum geceleyin. İyi kötü ayırt etmeden içim sızlıyor. Sonsuz bir varlık gibi büyüyorum. Gözümü önümdekinden ayırıp oradan o sokaktan geçmekte olan herkesin üzerinde dolaştırıyor. Hepsini peşinden gittiğim o bilinçsiz insanın sırtının bana verdiği soğuk ve saçma sevgiyle sıkıca kucaklıyorum. Hepsi aynı bunların. Atölyeden söz eden genç kızlar, işyerleriyle alay eden delikanlılar, ellerinde sepetlerle alışverişten dönen iri memeli hizmetçi kadınlar, bıyığı henüz terlemiş getir götür işleri yapan çocuklar. Hepsi aynı bilinçsizliğin farklı beden ve yüzlerdeki tezahürleri. Aynı görünmez varlığın elinde toplanmış iplerle hareket eden kuklalardan farkları yok. Bilince işaret eden bütün tavırları sergiliyorlar ama hiçbir şeyin bilincinde değiller. Çünkü bir bilince sahip olduklarının farkında değiller. Kimileri akıllı, kimileri aptal. Aslında hepsinde aynı aptallık. Kimileri daha yaşlı, kimileri daha genç. Aslında hepsi aynı yaşta. Kimileri erkek, kimileri kadın. Aslında hepsinin cinsiyeti aynı. Var olmayan bir cinsiyet bu. 13 Nisan 1930 Öteki insanlarla aramda daimi derin bir uyuşmazlık olduğunu hissetmemin nedeni sanırım onların çoğunun duyarlıklarıyla düşünmesi benimse düşüncelerimle hissetmem. Sıradan insan için hissetmek yaşamaktır, yaşamayı bilmektir. Ben ise yaşamak düşünmektir derim. Hissetmek ise düşünmeyi beslemekten başka işe yaramaz. Tuhaf olan şu ki Büyük heyecanlar duymaya yatkın değilsem de kendiliğinden bende en çok heyecan uyandıran insanlar ruhen benimle aynı yapıda olanlardan çok mizacı benimkine taban tabana zıt olanlar. Edebiyatta klasik yazarların üstüne tanımam. Oysa en az benzediklerim de onlardır. Tek bir kitap okuyacak olsam Vieira ile Chateaubriand arasında uzun boylu düşünmeden Vieira'yı seçerdim bir insan benden ne kadar farklıysa o kadar gerçek geliyor bana. Çünkü öznelliğimle bağ daha zayıf oluyor. İşte bu yüzden dikkatle daima incelemek için beni çok iğrendiren, kendimi çok uzak hissettiğim o sıradan insanları tercih ediyorum. Onları seviyorum. Çünkü nefret ediyorum onlardan. Onları görmekten hoşlanıyorum. Çünkü hissetmekten nefret ediyorum. Bu tabloda hayranlıkla seyrettiğim manzaraların içine girince genellikle hiç rahat edemez insan. Emiel her manzaranın bir ruh hali olduğunu söylemiş. Demek ki sıradan bir hayalcinin bayağı bir keşfe olmaktan öteye geçmiyor bu cümle. Manzara manzara olduğu anda bir ruh hali olmaktan çıkar. Nesnelleştirmek yaratmak demektir ve kimse yazılmış bir şiirin bir ruh hali yaratma niyetiyle yola çıkmış birinin ruh hali olduğunu iddia edemez. Görmek belki de düşlemektir ama. Buna görmek yerine düşlemek diyorsak, görme edimi ile düşleme edimi arasında fark gözettiğimizden yapıyoruz bunu. Hem zaten söz psikolojisi üzerine böyle spekülasyonlara girişmek neye yarar ki? Kişiliğimden bağımsız olarak biter otlar. Biten otun üstüne yağmur yağar ve güneş bitmiş ya da bitecek olan çayırı altın ışıklar saçar. Dağlar nice zamandır dimdik durmaktadır ve rüzgar hiç var olmadıysa bile Homeros'un vaktiyle duyduğu gibi esmektedir hala. Daha ziyade her ruh halinin bir manzara olduğunu söyleyebiliriz. O zaman cümlenin bir kuramın yalanının yerine bir metaforun gerçekliğini taşımak gibi bir üstünlüğü olurdu. Öylesine karaladığım şu birkaç söz, güneşin alkantara düzlüğünden başlayarak her yeri kucaklayan ışığı altında şehrin manzarasına bakarken geldi aklıma. Ne zaman bu kadar büyük bir alanı kucaklasam ve bedensel kimliğimi oluşturan bir yetmiş boyumdan ve yetmiş bir kilodan kurtulsam, Düşün, düş olduğunu düşleyenler için alabildiğine metafizik bir tebessüm belirir dudaklarımda. Ruhumdaki yücelik, mutlak dış dünyanın gerçekliğini bana sevdirir. Tejo nehrinin en ucu gök mavisi bir göldür ve güney kıyılarındaki tepeler düz bir İsviçre'yi getirir akla. Küçük bir gemi, kara bir buharlı yük gemisi, Poçolo Bispo tarafında limandan ayrılıp durduğum yerden göremediğim nehrin ağzına yöneliyor şu anki görünüşümün apaçık güneşe boğulmuş dış gerçeklik kavramının önemsiz olduğumu söyleyen iç güdünün küçücük olup da mutlu olmayı düşünebilmenin tesellisinin silinip gideceği ana dek tüm tanrılar beni korusun. Doğadaki dağların ıssız doruklarına ulaştığımızda kendimizde bir üstünlük hissederiz. Bütün varlığımızla en yüksek zirveye bile tepeden bakmaktayızdır artık. Doğanın en azından böyle yerlerde bize sunabildiği en büyük şey ayaklarımızın altındadır. Durduğumuz yerden ötürü gözle görülür dünyanın krallarıyızdır şimdi. Etrafımızı saran ne varsa bizden aşağıdadır. Hayat alçalan bir yokuş, bütün heybetiyle yükselen o varlığın, o doruğun yani bizim önümüze serilmiş bir ovadır. İçimizde kazalardan, kötülüklerden başka bir şey yok ve birdenbire edindiğimiz bu heybet de bizim değil aslında. Yukarıdayken bütün heybetimiz boyumuzla sınırlıdır. Oraya kadar çıktıysak ayaklarımızla çiğnediklerimiz sayesinde olmuştur bu. Ve bu o kadar yükseğe çıkmamızı da sadece açtığımızı sandıklarımız sağlamıştır. İnsan zenginse daha rahat soluk alır. Ünlü ise daha özgürdür. Bir asalet ünvanınız varsa küçük dağları yaratmışsınız demektir. Her şey oyun ama o oyun bile bizim eserimiz değil. Ya kendimiz tırmanmışızdır onun yanına Ya başkaları bizi çıkarmıştır Ya da zaten dağın doruğundaki evde doğmuşuzdur Bunun tam tersine Vadiyle doruğun göğe uzaklığı arasındaki farkı hiç önemsemeyen biri Ne büyük bir insandır Tekrar ediyorum Bunun tam tersine Vadiyle doruğun göğe uzaklığı arasındaki farkı hiç önemsemeyen biri Ne büyük bir insandır tufan suları etrafımızı sarmış olsa bir dağ tepesinde daha rahat ederiz elbette. Ama Tanrı'nın laneti Jüpiter'in öfkesi gibi yıldırımlarla ya da Elos'un kızgınlığı gibi fırtınalarla inmişse yere yukarıya hiç çıkmamış olmak daha iyi olur. Kendimizi de en iyi yere yapışarak koruruz. Gerçek bilge kasları yükseklere çıkmaya yatkın olan buna karşılık dünyaya dair bildiklerinden dolayı çıkmayı reddeden kişidir. Gönlündeki bütün dağlar onundur. Durduğu yerden bütün vadilerin sahibidir. Güneşin altın rengi ışığa boğduğu dorukları, en yüksekte durup ışığı oradan alan insandan çok daha iyi görür o. Ormanların üzerinde yükselen bir şato. Vadinin dibinden hayranlıkla bakan biri için şatonun salonlarında kendini esir gibi hisseden, yerini kanıksamış bir başkasına göre çok daha güzeldir. Böyle düşüncelerle kendimi avutuyorum işte. Çünkü hayatta başka teselli bulamıyorum. <laughs> Ve aşağı şehrin Tejo'ya inen sokaklarından bedenimle ruhumla sıradan bir insan olarak geçerken şehrin ışıklı tepelerinin adeta emanet bir görkemle tekrar parlayışını çoktan batmış güneşin oynaşan ışıklarını gördüğümde simgeyle gerçeklik birbirine karışıyor.